Halk TV'de Ankara Kulisleri programında tekrar bir aradayız. Üçüncü bölüme geçtik. Biraz dış politika konuşacağız. Biraz da kısa bugün süremiz. Bizden sonra gece bülteni var. O arkadaşımızın zamanından yemeyeceğiz. Öyle çok uzun uzun konuşmayacağız ama dış politikayı tabii ki konuşmak gerekiyor. NATO zirvesi oldu. Çok önemli bir zirveydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi orada temsil etti. Donald Trump'ın İlk zirvesiydi NATO zirvesi. Ne mesajlar vereceği çok önemliydi. Fakat mesajlarından çok davranışları konuşuldu. Aynen şöyle tarif ediliyor Donald Trump. Sarhoş ve gürültücü bir turist gibi davrandı. Hakikaten de orada mesela Karadağ Cumhurbaşkanı'nı itti. En öne geçti ve hiç bundan rahatsızlık duymadı. Sonra bir G7 zirvesi oldu. Ev sahibi İtalya'ydı. İtalyan başbakanı konuşurken kulaklık takmadı. Dinlemedi. Yani hakikaten Donald Trump gibi bir gerçeğimiz var. Ama Trump'ı konuşmak yerine biraz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili temaslarını konuşmak gerekiyor belki. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli ikili temasları Avrupa Birliği liderleriyle oldu. Trump'la zaten Washington'da görüşmüştü. Orada Trump öne geçti. Alacaklı gitmiştik. Hem FETÖ'yü hem zarrabı istiyorduk ama borçlu çıktık. Trump papazı istedi. FETÖ soruşturmasından tutuklu olarak yargılanmakta olan Amerikan vatandaşı bir papazı istedi Trump. Ama Avrupalı liderler de benzer isteklerde bulundular. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı'yla ilk kez bir araya geldi. Zaten yeni seçildi Cumhurbaşkanı Macron. İlk kez bir araya geldi Erdoğan ve Macron da halen tutuklu olan bir Fransız gazetecinin iadesini istedi. Ardından başbakanla bir araya geldi. Almanya başbakanıyla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Orada da yine bir gazeteci meselesi vardı. Alman vatandaşlığı da taşıyan, çifte vatandaş olan bir gazetecinin ki halen tutuklu iadesini istedi Merkel. Bitmedi. Avrupa Birliği'nin yöneticileriyle de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onlar öyle tek tek isim saymadılar. Onlar da hapiste artık sayıları 160 ki artık takip edemiyoruz. Son olarak Sözcü'den de iki meslektaşımızı aldılar. 160'ı geçen gazetecilerin hepsinin serbest bırakılmasını, ifade özgürlüğü yolunda adımlar atılmasını istedi Avrupa Birliği yetkilileri de. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularda hiçbir açıklama yapmadı ama çok önemli bir cümlesi vardı. Bence çok önemliydi. Dedi ki, referandum sürecinde Avrupa Birliği ile yaşananlar artık geride kalsın. Hatırlıyorsunuz Hollanda, Almanya, Sayın Gürsel Tekin size döneceğim burada. Geride kalsın dedi. Kimi kandırdı bu sefer? Tarifiniz çok güzel. Tam bir pazarlamacı tarifi. Hani işte bunu veriyoruz, şunu veriyoruz. Yetmedi. Dur kardeşim şu da var. Gerçekten NATO zirvesi çok önemliydi çünkü şundan dolayı biliyorsunuz uzun süredir Orta Doğu coğrafyasında kanamalı, sıkıntılı sorunlar var. Önümüzdeki dönemde sorunlar gittikçe büyüyecek özellikle Raqqa meselesiyle beraber. Çeşitli dünyanın çeşitli ülkelerinde sorunlar var. Kala kala zirvede gazetecileri ver, onu ver, bunu al şeyine düştü. Doğrusu tabii bu manzara hele hele Batı'nın yani koalisyonun bir parçası olduğumuz ülkelerin tahammül edeceği işler değildir. Elbette kendi gazetecilerine mutlaka sahip çıkacaktır ama 162 tane, 165 mi bilmiyorum sürekli artıyor. 165 tane gazetecinin hukuken tutsak olmaları kabul edilecek bir şey değildir. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'na geçen gün biri soruldu işte bu şeyle ilgili galiba damat mı soruldu ne soruldu? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yani yargının işidir, yargının işi devam ederken bizim buradan bir şey söylememiz doğru değildir. O hassasiyetini gazetecilerle ilgili de beklerdim. Ama daha gazeteciler gözaltına alınırken Sayın Cumhurbaşkanı idam kararlarını verdi. Ya bir dur var kardeşim kimin ne olduğu ne olmadığını bilirim. Yani doğrusu gerçekten dış politika konusunda biraz önce de söyledim. Sayın Bakanım da katılacaktır. Hele Orta Doğu coğrafyasında yani yanı başımızdaki ülkelerde zaman zaman sorunlar olduğunda Amerika'nın da bütün dünyanın da ilk başvurduğu yer Türkiye'dir. Türkiye'nin bilgisi olmadan herhangi bir şeye başvurmaları mümkün değildi. Yani uçan kuşlardan haberi olurdu.
ne yazık ki şu anda sınırın ötesinde ne olup olmadığı konusunda Türkiye bilgilendiriliyor mu, bilgilendirilmiyor mu, o konuda benim kafamda soru işaretleri var. Yapılan uygulamalara da baktığımızda uygulamalarda Türkiye tamamen bir devre dışı bırakılmış. Sadece Amerika'da değil, aynı zamanda Rusya'nın tutumuna baktığımızda Rusya'da da aynı şeyi görüyoruz. Her iki ülkenin de beklentisine baktığımızda ve Türkiye'nin dış politikası konusunda Türkiye iki küresel ülkeyi de ikna edebilmiş değildir. Edemeyince dönüyorsunuz, evde kendi çocuklarınızı dövmeye başlıyorsunuz. Şöyle, onlar bizi ev hapsine aldılar sizin deyiminizle. İktidar da işte gazetecileri ev hapsine. Ev hapsine olsa iyi, çok zor koşullarda yani tutukluyor. Anadolu'da kaba deyim olacak da, yani eşeği dövemiyorsanız semeri döveceksiniz. Ben Necdet Pekmezci'ye dönmek istiyorum. Şimdi bu açıklamalardan sonra artık idam cezası pek gündemde değil. Geri getirilecek deniyordu. Referandum politikasının propagandasının bir kısmı buydu. Ama yani geride kalsın dediğine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde pek öyle idamı konuşacağımızı ben tahmin etmiyorum. Ne der MHP buna? Yani MHP'nin de aslında çok söyleyecek bir şey yok. Bakın, zaten MHP'nin kendi açısından bir sabıkası var. Nerede var? Yani Abdullah Öcalan yakalanıp Kenya'dan paketlenip ya da bize verildi. Neydi? En önemli şey koalisyon ortağıydı. Ve herkes şunu bekliyordu. Yani burada idam çıkacak. Ne oldu? Toplantı yapıldı. 12 saat, 24 saat ve Sayın Bahçeli ikna oldu. İşte devletin bekanın geleceği diyelim, ikna edildi. Ve gel zaman gel zaman 3 ay sonra ya da 6 ay sonra kalktı bir gece yine bir gün. Dedi ki erken seçim. Rahmetli Ecevit yalvardı. Hepimiz baraj altındayız dedi. Batıyoruz dedi. Dinletemedi. Erken seçime gitti. Ne oldu? Daha sonraki süreçte seçimlerde MHP meclisinde kaldı. Tekrar girdi ve hatırlayın Erzurum'da kalktı. Sayın Erdoğan'a ne yaptı başbakanken? İp attı. Al dedi. İp senin, at. Şimdi o ip bir eski Türk başkanının şeyinde saklıyor. Hatıra olarak saklıyor. Şimdi MHP çok kolay şey yapacak yani. BK diyecek. Ulvi çıkarlar diyecek. Vatan Millet Sakarya diyecek. Ve o idam isteğini bir de yani reel karşılığı diyor. Kime asacaksınız yani? Tutun ki idamı getirdiniz. Suç geri işlemiyor. Fethullah Gülen'i mi asacaksınız? Asamazsınız. Abdullah Öcalan'ı mı asacaksınız? Kime asacaksınız? Geriye işletemiyor. Dolayısıyla bir de Avrupa'nın olmazsa olmazı bu. Şimdi Avrupa'yla niye tekrardan, yani Avrupa ya alacaklı olarak gidiyorsunuz, borçlu çıkıp geliyorsunuz. Yani Fethullah Gülen'den kaçan paşalar, NATO'da görev yapanların hepsi Belçika'da, bilmem şurada burada, Almanya'da. Zekeriya Öz Almanya'da. Yani sen kalkıyorsun, onları söylüyorsun. Adam diyor ki Deniz Yücel'i vereceksin, bilmem kimi vereceksin. Hadi Zaman Gazetesi'nin yöneticileri, ne kadar gazetecidir, basın kartı varsa, o basın kartları nasıl alınıyorsa. Çünkü hepsi kapıcıydı, bilmem neciydi, odacıydı. Basın kartı sahibi yapıldılar, gazete yöneticisi yapıldılar. Dolayısıyla bir idam, Sayın Erdoğan'ın bundan sonra kalkıp da idamı getireceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi şey söylemleri şey afaki ve zaten unutacak. Sayın Bahçeli de unutmuş gibi yapacak. Ama yine sahneye çıktığında ip atlatacak. Böyle bakacağız. Ben Trump'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bakın Trump bir şey gibi davranıyor. Size söyledim işte sarhoş turist gibi davranıyor ama bakın aynı figürü biz ne zaman gördük? Hatırlayın 10 yıl önce, 15 yıl önce bir figür daha vardı. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin vardı. Boris Yeltsin. Sarhoştu, tacizciydi, bilmem neydi. Ama ne yaptı? Rusya'yı, adam tankın üstüne çıktı, Rusya'yı Rusya yaptı. Anlarını okudum. Çok şey biliyorum. Kurucu bir lider gibi davrandı. Bugün Trump da yani Orta Doğu coğrafyasında, Avrupa coğrafyasında ötelenen, ezilen, Pasifik'te tepelenen bir Amerika Obama döneminde her ne kadar Amerika'nın ezildiği ve tepelendiğini ben bana ikna edemezsin. Hayır, yani tartışılabilir ama reel olarak geriletildi. Yani o psikolojik Rusya işte Suriye'ye dik üstlerde indi. Yani ve o gücü şimdi tekrar bakın Trump kurucu bir Amerika'nın yeni kurucusu olarak davranacak ve politikalarını buna göre yapacak. Eğer ve yine dayak yiyen, bakın yine dayak yiyen biz olacağız. Sen dış politikayı çok çok iyi biliyorsun. Benim ilmim yetmez ama bakın ben şuna çok eminim. Bu konuda iddiaya da girerim. Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurulduğu. Afrin olur olmaz. Yani biz epelenelim, şunu yapalım, bunu yapalım.
Orada bir Kürt PKK devleti kuruldu. Biz artık onlarla, yani PKK'lı teröristlerle birlikte yaşamak zorundayız. Ha, 10 yıl sonra zaten bizimkiler de şunu yapıyor. Hep öteleyelim. Yani 10 yıl öteleyelim şu işi de. Çünkü PKK'da muhtemelen silah bıraktım diyecek. Bilmem ne işte çözüm süreci derken, yani bu görüşülüyor veya görüşmüyor ama PKK kalkacak belki tek başına, işte o silahları betona gömdüm diyecek ama nasıl Amerikan üniformasıyla bugün savaşıyorsa Suriye'de, Irak'ta bilmem ne, bu sefer de PYD'li bilmem ne kantonlarının şeyi olarak üniforma çıkaracak ve güya PKK bize karşı silah kullanmayacak, artık şehitler gelmeyecek ve işte o ani şey açıkladılar, önemli bir şeydi, anayasaya evet deyin, kan dursun, gözyaşı dursun, şehitler gelmesin. Ama orada bir Kürt devleti kurulacak. Daha doğrusu PKK devleti kurulacak. Kürt devleti de değil. Dolayısıyla o dış politikada NATO'dan çıkmak, bekara karı başmak çok kolay. NATO'dan çıkamazsın. Yani senin uçağının bir vidası bile NATO'dan geliyor. Senin bütün örgütlerinden, Sağlık Bakanlığından şeye kadar, Dışişleri Bakanlığına kadar, Milli Eğitimine kadar NATO standartlarına uygun. Yani senin, şimdi belki kaba bir şey kaçacak ama TSK'daki açaç geceleri denilen moral geceleri bile 1950'de TSK'ya gelmişti. Dolayısıyla öyle ben NATO'dan çıkarım, İstanbul'a girerim, Rusya'ya öpücük gönderirim yani demek şey var. Yani neyse yani. Zaten NATO'dan çıkma ihtimali pek yok. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanı Almanya'nın da işini kolaylaştıracak şekilde aslında NATO'nun IŞİD'e karşı mücadeleye katılmasına yol açtı. Bak, evet. Bunun sonucu nedir biliyor musun? Şimdi Alman vekiller İncirlik'e alınmıyorlar. Çünkü ne? İncirlik ikili anlaşmalarla IŞİD'e karşı mücadele için kullanılıyor şu anda. İkili anlaşmalar. Dolayısıyla bizim egemenliğimiz hala orada var. Fakat NATO devreye girdiği andan itibaren İncirlik artık NATO'nun bir üssü olacak. Dolayısıyla da biz egemenliğimizi yani, NATO'ya devretmiş olacağız. Bizim komutanımız oraya giremeyecek yani. Özellikle ama Alman vekiller yani girecekler. İşte konu bu ve bunu onaylamıştır Sayın Cumhurbaşkanı. Onayımızı verdik diye de sonradan uçakta açıklama yaptı. Uluç Gürkan'a dönmek istiyorum. Avrupa Birliği konuşmak istiyorum. 12 aylık bir takvimden bahsetti Cumhurbaşkanı. Ne oldu? Barıştık. Hatta şimdi vizeleri mi kaldırıyoruz yine? Yine öyle bir hayale mi dönüyoruz? Öyle anlaşılıyor biliyorsunuz referandum sırasında. 16 Nisan sonrası Avrupa Birliği ilişkilerinde bir sürpriz bekleyin diyordu. Hakikaten sürpriz. Referandum sırasında yaşananlar geride kalsın dedi. Ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bir anlamda müzakere sürecine ivme kazandırmaya dönük denilen bir 12 aylık takvim. Bu 12 aylık takvim neyi içeriyor? İşte basına yansıyan bilgilere göre basın özgürlüğü konusunda daha dikkatli davranacak Türkiye. Demokratik kriterlerde daha dikkatli olacak vesaire vesaire vesaire. Şimdi yani bu 12 aylık süre takvim oldu denildiği gün Sözcü Gazetesi operası aldı. Yani kendi içinde de çelişen Avrupa Birliği açısından da çok işte bu demokrasi vesaire bu konulardaki yaklaşımlarda samimiyetlerinin sorgulanması gereken bir kaos ortamı yaşıyoruz. Öyle görünüyor ki Avrupa Birliği ile ilişkiler herhangi bir ilerleme sağlamayacak. Ama bozulmayacak da. Yani ne kadar bozulmadıysa doğrudan Avrupa Birliği ile ilgili değildir ama Avrupa mesela bir müzakere bölümü açmak için Türkiye'nin, geçmişte bunu yaşadık, Avrupa Konseyi'ndeki gözetim komisyonundan çıkmak koşulu gelecek falan. Yani iyice Türkiye kendi yanlışlarıyla da bu işi bir sürüncemeye bıraktı. Şartlar bir dibin oldu ve, yani. Türkiye'nin koşulları Avrupa Birliği ile uzun uzun alıştırılan nokta, tam üyelik yaklaşımının dışında Türkiye'yi Avrupa Birliği ile özel bir statüye doğru yönlendirmeye yönelik bir gelişme gösteriyor. Ama önümüzdeki bir yıllık dönemde tümüyle her şey yerinde sayacak.
yani en ufak bir ciddiyeti olsa şu takvimin, ben ciddiyetine inanmıyorum takvimin, takvimin ağırlıklı maddesinin basın özgürlüğü olduğu bir takvimin kabul edildiği, Türkiye'ye sunuldu ve Türkiye tarafından da işte gereğini yapacağız yahut inceleyeceğiz noktasında yaklaşımıyla kabul edildiği gün, eğer Türkiye'de sözcü operasyon oluyorsa iş baştan çürümüş, kopmuş demektir. Şeye gelince Türkiye, Sayın Tekin çok haklı olarak, yani uzun yıllar AKP iktidarına kadar bölgesinden aldığı güçle bir dünya oyuncusu olan Türkiye'nin şu an bölgesinden de tecrit edildiği, dışlandığı ortaya konuluyor. Bakın hatırlamakta yarar var. Obama başkan seçildiğinde ilk ziyaretini Türkiye yaptı. Ama İslam ülkelerine mesaj verme işini de Türkiye'nin ardından Mısır'a götürdü. Yani bunun şu anlamı var. Türkiye'ye sadece halkın çoğunluğu Müslüman bir ülke yaklaşımında bulunmadı. Onun laik ötesinde ve demokratik, bir önem verdi. Laik ve demokratik Avrupa'nın parçası, demokratik şimdi, dünyanın parçası. Trump ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı. Bu olağanüstü güçlü bir mesaj. Ve Suudi Arabistan'ın bir yönetiminde bir Sunni Arap ordusu veya Arap NATO'su, İslam NATO'su ne derseniz deyin, böyle bir yapılanmayla ilgili olarak bir adım attı. Şimdi Türkiye burada nerede? Burada Suudi Arabistan'ın hemen arkasında. Onu bir geçit resminde görmüştük, hatırlıyorsunuz. O bakın. Yani en önde bir Suudi bayrağı hemen arkasında Yemen'le, diğer ülkeler. Yemen'le ilgili oluşturulmak istenen, o da bir garipti, kumandası İsrail'de olan şeyi Arap Ligi'nin şemsiyesi altında garip bir ordu projesiydi. Şimdi ondan vazgeçildi. Türkiye'nin de bu Trump İslam dünyasına mesaj verirken orada büyükelçi seviyesinde temsil edilmesi bir davet sorunu. Türkiye'nin bu konudaki dışlanmışlığını hissederek atlamaması mı? Bunun ciddi olarak araştırılması lazım. Hayır, ben onu söyleyeyim. Tarihlere bakmanız lazım. O tarihlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın AKP Genel Başkanı olduğu bir ama ayarlayabilirlerdi. Kongre, bir kongre yapılıyordu. Yani Türkiye'yi orada atlayabileceği bir rol verilseydi ben yani AKP kongresi değiştirilebilir. Davet etmişti herhalde. Etti. Ama bakın, misafirin misafir olmaz gibi gitmemiş olabilir. Hayır, verilen rol. Sır var orada. Verilen rol. Sisi var. Bir sizin söylediğiniz Türkiye'ye biçilmek istenen bütün bu çerçevede bir rol. Türkiye'nin benim hissettiğim, yani bunu bir sağlıklı, mutlak bilgi temelinde diye söylemiyorum ama çok eskilerde kalmış olsa da gazeteci sezgisiyle, parmak ucu sezgisiyle Türkiye İran'la karşı karşıya getirilmeye henüz tam olarak ikna edilemedi. Yani bu konuda Cumhurbaşkanı'nın bazı açıklamaları oldu. Aslında tam da Trump'a uygun açıklamalar. Hayır, Cumhurbaşkanı düzeyinde tamam. Ama daha bir devlet yapısı olarak tam olarak herhalde ikna edilemedi. Bu Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en kritik konusu. Türkiye, Trump'ın ve Suudi Arabistan'ın peşine takılarak İran'la karşı karşıya gelmekten mutlaka kaçınmalı ve bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi'ne son derece Türkiye için önemli bir görev düşüyor. Ama bakın o sarhoş. Sadece İran değil tabii. 400 milyon şeyden bahsediyoruz. Tabii. İran olarak. Olay zaten o bir mezhep savaşı. Orta Doğu mezhep savaşına girdiği zaman artık bir daha toparlanması mümkün olmayacak bir sonuca gidebilir. Bu arada Trump sarhoş falan ama bakın enteresan işler yaptı. Bütün Amerika başkanları NATO zirvelerine, onlar için ilk seçildikten sonra düzenlenen bu NATO zirvelerine, NATO'nun 5. maddesine vurgu yaparak başlarlar. Hiç bahsetmedi. Bahsetmedi. Nedir bu?
bir NATO ülkesine yapılan saldırının NATO'nun bütünüyle üstleneceği vurgusuydu. Trump bundan bahsetme. Bunun yerine NATO'yu borçları bir emrivakiyle, yani Avrupa'ya ona katılın vesaire, kendi ülkesinde de işte 1 milyar dolar arttırarak NATO'nun ya katkı payını 4.8 milyar dolara çıkartma girişimini içeride de yaparken NATO'yu Suriye'deki operasyona kattı. Muharip olarak değil ama iyice kattı. Şimdi oradaki biraz daha farklıydı bana ama göre. Orada biraz iş adamı kimliği öne çıktı. Çünkü nedir? NATO'da zaten alınmış bir karar var. Bütün NATO üyeleri bütçelerinin bütçelerinin %2'sini savunmaya harcamak zorundalar. Bu Avrupa Birliği ülkelerinde son dönemde çok azalmıştı. Savunma harcamalarını düşürüyor. Evet. Ve Türkiye'de bile 1.70 civarında son dönemde. Şimdi bu ne demek? Eğer Trump tekrar ikiye çıkarmaya ikna ederse, Türkiye örneğinden bahsedelim. Biz bütçemizdeki savunma harcamasını arttıracağız ve silah alacağız. Kimden alacağız? Elbette Amerika'dan alacağız. Şimdi bakın, Suriye'de Necdet Bey'in söylediği gibi bir koridor oluşuyor. Bu arada İran'a yani bir Kürt koridoru Türkiye'ye karşı. Buna karşılık Suriye'nin güneyinde de bir başka koridor oluşuyor. Şimdi bu noktada Trump'ın NATO'yu Suriye'ye eklemlenmesinin Türkiye açısından ciddi bir sorunu var. Türkiye NATO üyesi. Suriye'de bundan sonra çıkarları doğrultusunda herhangi bir askeri harekatın içinde olabilir. İki, şu çok önemli. NATO Suriye'de ne yapacak? Kosova, Bosna'da bu NATO bütün üyelerinin eşit söz haklarına sahip olduğu NATO Konseyi'nin yönetimindeydi. Şimdi Suriye'deki NATO yine Amerikalılar yine bir öne geçecektir benim tahminim. Tabii Afganistan, tabii, Irak, yani Suriye'de olduğu mutlaka gibi. Öne şimdi geçecektir. Bunlar son derece vurgulu ama asıl yani altının ısrarla çizilmesi gereken NATO üyesi olarak bu Suriye'ye NATO'nun muharip güç olmadan bulaştırılması yaklaşımı Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeler karşısında caydırıcı gücünü sıfırlamıştır. Şimdi bitiriyoruz. Bitirmeden önce bir konuya daha değinmek istiyorum. Beşiktaş konusuna değinmek istiyorum. Beşiktaş şampiyon oldu. Yeni bir şampiyonumuz var. Onları kutlamak istiyorum. Çünkü Türkiye'de en azından Beşiktaşlılar için de iyi bir şeyler oluyor. Özellikle iki Beşiktaşlı arasında oturuyorum. O iki Beşiktaşlı bir Galatasaraylı olarak kutlamak istiyorum. Necdet, senin takımın? Ben milli takımı tutuyorum. Sen milli takım. Ama iki Beşiktaşlı'nın arasında bir Galatasaraylı olarak sizi kutluyorum. Burada hemen bir vurgu yapmak istiyorum. Size bir söz vermek istiyorum ve kravatınızı göstermenizi de rica edeceğim. Özel bir kravatla geldi bugün. Evet, Beşiktaş. Beşiktaş armasıyla ve saati de. Beşiktaşlı Beşiktaşlı gibi oluyor demek. Beşiktaş'ın şampiyonluk hikayesini çok enteresan. Bence Sayın Tekin de katılacak bilmiyorum ama bir rakip takımın başkanı Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta açıkladı. Diyor ki bakın Twitter mesajı, sonuçta bir takım şampiyon oluyor. Başarının anahtarı sabır, istikrar, süreklilik. Tebrikler Beşiktaş ve şu çok hoşuma gitti. Başarı paylaştıkça güzeldir. Öyle. Siz ne diyorsunuz bir Beşiktaşlı olarak? Sayın Bakanım ifade etti. Tabii gerçekten hayatımızın her alanında olduğu gibi sporda da çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle siyasallaşması ve aynı zamanda dün tesadüfen Kadıköy'deydim. Kadıköy'de çok tatsız olaylar oldu. Bu çok can sıkıcı. Umut ederim ki hepimiz alışırız. Yani Trabzon başkanının dediği gibi sabırla herkes mücadele eder. Bu sabır bir cümle. Fikret Orman 5 yıl önce benim yönettiğim Beşiktaş Kongresi'nde başkan olmuştu. 10 gün sonra Ankara'da bir yemekte yan yanaydık. Yani o sabır, istikrar evet. Ne anlama geliyor? 5 yıl. 5 yıl önce işte seçiminden 10 gün önce bir yemekteydik. 7-8 haciz telefonu geldi.
iki evet. lokmayı üst üste ağzına atamadı. Bu, ama bu başarı sabrı da başarıyla çok iyi bir bu, çabayla yani. Da çok güzel bir stadyum diyoruz, arena demiyoruz, onu unutmayalım. Evet. Hayır, bu arenaya da biz karşıydık daha ilk yıl olduğu zaman. İnönü'dür orası değil mi? İnönü. Ve Beşiktaş evet. seyircisi böyle birkaç gol attığı zaman İnönü stadı der yani. Burası İnönü, buradan çıkış yok derler. Aynen. İyi akşamlar diliyoruz. Beşiktaş'la kapatıyoruz programımızı. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Bu hafta Gürsel Tekin'i ağırladık burada. CHP İstanbul Milletvekili. Haftaya yeni konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.